Merhaba, yine karşınızdayım. Seçim analizi, seçim sonuçlarını değerlendirdiğim bir video çekmeyi planlıyordum. Biraz zaman geçmesini bekledim. Ben de memleketteydim. Dün geldim. Fakat dün başka bir şey oldu. Yavuz Ayrarlıoğlu'nun bir videosu. İşte neydi adı? şöhretsiz liyakatler başlıklı bir videosu üzerine tartışmalar çıktı. Daha sonra video kaldırıldı. Ben de Yavuz Areloğlu'nun merkezinde olduğu bir video çekmeye karar verdim. Daha sonra seçim sonuçlarını değerlendireceğim de bir video çekeceğim ama zaten seçimlerden hemen sonra da bunu Twitter'da yazmıştım. Areloğlu'nun kuracağı partinin ve de Yavuz Ağareloğlu'nun bizatihi kendisinin zaten hemen seçim sonuçlarının ardından çok fazla konuşulmaya başlaması da aslında seçim sonuçlarından sonra oluşan Türkiye ve Türk siyaseti manzarası ile ilgili pek çok şey söylüyor. O yüzden Ağareloğlu'nu merkeze alarak aslında seçimlerden sonra oluşan manzarayı zaten de anlatma fırsatım olacak. Belki hatta hiç bir seçim analizi videosuna gerek bile kalmayabilir. Şimdi Öncelikle Yavuz Arelioğlu'nun bence yapmak üzere olduğu ve hatta bu videonun bu kadar tepki çekmesine neden olan hataları konuşmadan önce önündeki fırsatları ve neden Arelioğlu'nun kendisini ve kuracağı partinin Türk siyasetinde özellikle de bilhassa Erdoğan sonrasında etkili olacağını, etkili bir figüre dönme ihtimalinin çok yüksek olduğunu neden böyle düşündüğümü anlatacağım. Şimdi bir süredir yani bunun başlangıcını belirlemek belki zor ama özellikle son 2-3 yıldır çok yoğun bir şekilde tartışılan bir konu var. İttihatçılığın yeniden dönüşü, yeni iddiaçılık şeklinde tartışılan bir konu var. Bunun aslında Yani bu konu üzerine, bu bu kavram etrafında yani yeni ihtiyaççılık etrafındaki tartışmalarla kast edilen şey bazen işte faşizm yani Türkiye'nin faşistleştiğini anlatırken kullanılan eleştirel bir kavram olabiliyor. Basitçe Türk İslamcılığı anlatıyor. Nadiren bunlarla bağlantılı ve aslında bunların da içini dolduracak şekilde Türkiye'nin ekspansiyonist dış politikasını yani işte Karabağ'dan Irak'a, Suriye'ye, Libya'ya kadar yaptığı operasyonlar kastedilerek aslında yani o Kemalist izolasyonizmden tekrar ihtiyaçlı bir ekspansiyonizme, bir Türk emperyalizmine dönüşü anlatmak için kullanılıyor. Farklı bağlamlarla kullanılıyor. Ve son bir, bir, buçuk yıldır aslında popülerleşmeye başlayan post kemalizm tartışmasıyla da paralel bir şekilde görünürlüğü artıyor. Yani aslında bugün elimizde ki yani kavram setinde öne çıkmaya başlayan iki kavram var. Yeni ihtiyaççılık ve post kemalizm kavramdır. İşte bu post kemalizmle ilgili ki ben bu kavramsallaştırmayı da eleştiriyorum. Post post kemalizm diye de bir kavram var. Yani bunun aslında bir nevi kemalizmin ya da bazen sivil atatürkçülük deniyor. Bu şekilde atatürkçülüğün geri döndüğü ile ilgili. Bütün bu tartışmaları kapsayan İslamcılık iflas mı etti yoksa etmedi mi ya da milliyetçilik yükseliyor mu yükselmiyor mu ile ilgili bir tartışma var. Bütün bu kavramlara, tartışmalara, dedikodulara baktığınızda aslında yani şunu söyleyebilirsiniz. Türkiye'nin şu an üzerinde bir hayalet dolaşıyor. Bu hayaletin adı aslında iddiaçılık. Ve iddiaçılıkla kast edilen şey de Türk İslamcılıktan başka bir şey değil. Yani Türk İslamcılığın çağdaş bir görüntüsü. Yani bugünün koşullarıyla bağlantılı yeni bir e, versiyon. İslamcılık iflas etti mi etmedi mi? Kemalizm iflas etti mi etmedi mi tartışmasının aslında kesiştiği noktada biz e, İttihatçılık tartışmasını buluyoruz. Bu iddihatçılık, yeni İttihatçılık kavramını en fazla meşhur eden ve yani bunun bir sosyal medyadaki işte anonim hesapların bir 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 tür kimlik bunalımından kaynaklanan ya da trollerin işte editlerle, video editleriyle popülerleştirdiği bir sosyal medya dedikodusundan kaynaklanmadığını 15 Temmuz sonrasında oluşan yeni siyasi rejimin hem ideolojik çerçevesini oluşturduğunu hem de bunun aslında geniş bir sosyolojik zemini olduğunu söyleyen ve bununla ilgili aslında son 2-3 yıldır çok fazla yazı yazan Ethem Mahçupyan'dı. İlk başta Ethem Mahçupyan bu yeni iddiaççılık kavramını böyle çok çi, cringe bir e, derin devlet dedikodularıyla anlatıyordu. Yani işte Erdoğan'ı hatta devlet bahçeliği bile kontrol eden derin güçler var. İktidar terakkiden biri gelen bir tür ihtiyarlar heyeti gibi. Yani Ethem Mahçupen gibi bu kadar akademik, entelektüel bir yüze sahip birinin yapmayacağı şekilde böyle bir çiğ, derin devlet dedikodusu dinliyorduk. Yani sanki Kurtlar Vadisi'den etkilenen bir Adam konuşuyormuş gibi ama sadece o derin devlete ve milliyetçiliğe daha eleştirel yaklaşıyordu. Ama gitgide yazıları biraz daha kıvama geldi ve daha aklı başında argümanlara dönüştü. Orada da Ethem Mahcupian böyle bir diyalektik bakışla, bir diyalektik bir anlatı kurmuştu ve şunu anlatıyordu basitçe aslında yani çok basite indirgeyerek söylüyor ama bence bir gerçeklik tarafı da var. İşte bir kemalizm dönemi vardı. Bütün askeri vesayetin egemen olduğu kemalizmin farklı yüzlerini gördüğümüz zaman bir kemalizm parantezine ya da Atatürkçülük parantezine alabileceğimiz bir dönem oldu ve AK Parti ile birlikte bu kesintiye uğradı. AK Parti buna yer yer İslami, İslamcı ama daha sivil, anti Kemalist bir İslamcılıkla cevap verdi. Liberal söylemlere benimseyen bir İslami karşılıkla buna cevap verdi. Ve bu aslında Kemalizmin yıkılmasına neden oldu. Kemalizm parantezini kapattı. Fakat yeni bir paradigma da ortaya koyamadı. Yani Kemalizm bir tezdi. 2002 AK Partisi bu onun İslami hareket olduğunu söylüyor. Ben liberal tarafının daha ağır bastığını söylerim hep. O yüzden onun İslamcılık olduğunu düşünmüyorum ki Ethem karşı çıkacağım noktada bu olacak. Ama Ethem Mahçupan'a göre bu İslamcılıklı ve bir antitez yani Kemalizm'in antiteziydi. Ve bu tez antitez tepkimesinden diyelim bugün iddiaçılık diye, iddiaçılığın yeni iddiaçılık diye tanımladığı bir sentez doğdu. Nedir bu sentez? Yine devletin, devlet çıkarlarının tıpkı Kemalizm'deki gibi merkezde olduğu, Türklüğün, Türk milliyetçiliğinin merkezde olduğu, fakat batıcı olmayan, çağdaş değerler, çağdaşlaşma gibi kültürel bir ajandaya sahip olmayan, tıpkı İttihat Terakki gibi işte Türk milletinin bir tür dünya egemenliği peşinde koştuğu, uluslararası hiyerarşideki etki alanını genişletmeye çalıştığı, ekspansiyonist, yayılmacı politikalar izlediği, bu yayılmacı politikalar paralelinde, bu yayılmacı politikaların paralelinde onunla bağlantılı olarak da ister istemez eski coğrafyasına, tarihsel olarak ilişki içinde olduğu, yakınlık duyduğu toplumlarla ilişkiye geçen bu yüzden de milliyetçiliğin yanında daha enternasyonel, beynel minel, ekümenik bir ideoloji olan İslamcılığı da benimsediği bir yeni vasata ulaştığımızı söylüyor. Yani dünya konjektürü burada bir etkili. Yani Amerikan hegemonisi çözülüyor. Türkiye'nin önünde fırsatlar açılıyor. Yani Afrika'da, Asya'da, Orta Asya'da. Bunun dışında sosyolojik olarak da baktığımızda Türk toplumu Müslüman bir toplum olduğu için Kemalizmin Kültürel dayatması iflas etti. Bu iflas neticesinde de artık Türk kimliğinin olmazsa olmaz parçasının, mayasının, onu tanımlayan dış çeperin kabuğunun da İslam olduğu kabul edildi. Bu kabullenmenin öznesi Ethem Mahcup, ben de devlet bürokrasisi. Yani o hep gizli değişmeyen bir devlet kadrosu olduğunu söylüyor bunun da böyle olduğunu düşünmüyorum ben. Ve bunun neticesinde bir senteze varıldı. Bu, bu da yeni ihtiyaçları dediği bir sentez. Bu görüş aslında çok yeni bir görüş değil. Belki bunu ilk iddia ya ilk ortaya atan ve bence Ethem Mahçup yandan daha iyi ee, bu konuyla ilgili de çalışmalar yapmış. Yalçın Küçük'tü. Yalçın Küçük Sovyetler yıkıldıktan hemen sonra 90'ların başında bu dönüşümü çok erken bir şekilde öngördü. Onun Emperyalist Türkiye diye 91'de yanılmıyorsam ya da 92'de yayınlanmış bir kitabı olması lazım. Orada aslında şunu söylüyordu. Mustafa Kemal prestij kaybederken Enver Paşa'nın prestijinin artacağını, o gün Türkiye'de hiç kimsenin savunmadığı Enver Paşa'nın işte macera peres, hayal peres, imparatorluğu yıktı gözüyle bakılan Enver Paşa'nın farklı kesimler tarafından saygı duyulan Mustafa Kemal'i bile gölgede bırakacak bir figüre dönüşeceğini bahsediyordu. Ve bu dönüşümün aslında ideolojik ya da işte duygusal nedenlerden kaynaklanmadığını, bir ekonomik altyapısı olduğunu söylüyordu. Ve işte neden Türkiye'nin izolasyonist bir dış politikadan ekspansiyonist, yayılmacı, proaktif bir dış politikaya döneceğini de anlatıyor. Yani bir nevi stratejik derinliğin ipuçlarını, ön kıpırtılarını bize gösteriyordu. Şimdi bunlar arasındaki farklar var. İki tarafa da eleştirilen olabilir ama gördükleri manzara hem Yalçın Küçük'ün hem Etiyan Mahçupya'nın doğru. Bir yeni iddiaçlık fenomeni var ve bu sadece editlerle, ya da sosyal medyadaki bazı anonim işte anon sünni hesapların e, bir kimlik bunalımı değil. Buna iddiaçılık dediğimizde belki biraz iş karışıyor ama böyle söylemenin de faydası var. Dediğim gibi aslında bunun altyapısı yani sosyolojik karşıtlığı Türk İslamcılık. Yani Türkiye toplum olarak Türk ve Sünni. Bunların hangisinin daha önemli olduğu tartışması yani o kadar da önemli bir tartışma değil. Çünkü halk sünni. Yani sünni olanların büyük çoğunluğu, Türk, Türk olanların büyük çoğunluğu sünni. Türkiye böyle kuruldu, hala böyle yaşıyor. O yüzden sünniliği yani İslam'ı göz ardı etmek, ya çalışan kemalistler de, Türklüğü ya bu muhayyel cemaat, bu bir uydurma, devletin uydurması diyen daha libertarian, <laughs> muhafazakarlar, muhafazakar demokratlar da gerçekliği ıskalıyorlar. Yani onlar aslında toplumu olduğu olduğu şekilde kabullenemeyen insanlar. ve somut durumun yani somut durumu tahlil edip analiz edip buna göre buna göre siyasetler geliştirmek yerine somut durumu reddediyorlar, inkar ediyorlar. Bu nedenle de öyle ya da böyle başarısız oluyorlar. Kemalizmin başarısızlığı da 2002 AK Partisi'nin muhafazakar demokrat işte Ethem Mahçuklu'nun Karar Gazetesi'nin serbestiyetin temsil ettiği hattın çökme nedeni de aslında bu gerçeği kabullenememe, inkar etme durumu büyük ölçüde. Ama diğer yandan yani bu sosyolojik gerçeklik yani bu ülkenin Türk-Sünni olması ki şunu da söylemem lazım yani Türkiye'nin belki de en büyük avantajlarından biri. Yani 100 yıl boyunca bütün krizlere rağmen yaşamını devam ettirebilmesinin en önemli nedeni de şu. Bir ulus devlet için iki tane meydan okuma vardır. Yani bir ulus devletin ki onu kimlik krizine, siyasi krize sokan etnik ve dini azınlıkların olan problemleridir. Şimdi Türkiye zaten bugünkü Türkiye sınırlarındaki Hristiyanların imhasıyla yok edilmesi sonucunda kuruldu. Yani hep söylüyorum İstiklal Harbi işgal kuvvetleriyle olan mücadeleleri de içeriyordu ama büyük oranda aslında Anadolu'daki Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki bir iç savaştı. Yani İstiklal Harbi'ne iç savaş diyenler kısmen doğru söylüyorlar ama genelde hep bunu sanki saltanatçılarla cumhuriyetçilerin mücadelesi. Böyle bir mücadele yok. Yani İstanbul hükümeti yalnız isyanlar çok zayıf ve cılız. savaşın büyük çoğunluğu Anadolu'da yerleşik Rum, Ermeni ve Süryenlerle Müslümanlar arasında gerçekleşti. Yani Hristiyanlarla ve İstiklal Harbi, yani mübadele dediğim şey Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bir Sünni Ortodoks mübadelesiydi. Yani Balkanlardaki, başka yerlerdeki Sünnileri aldık, Türk olmasalar bile. Yani Gagavuz Türklerinin bugün hep seküler Türkçülerin ağzına doldu. Gagavuz Türklerinin yarısına yakın Müslümandı. Şu an Moldova'da hiç Müslüman Gagavuz yok. Çünkü Müslüman olanların hepsini buraya aldık. Anadolu'daki Ortodoks Türkleri de gönderdik mesela. Karaman, Lides örneğinde gördüğümüz gibi. Bu yüzden Türkiye belki dünyada en az Hristiyan'ın yaşadığı ülke. Ama etnik, şey, yani dini azınlık diyebileceğimiz işte Aleviler var. Yani bir mezhepsel bir ayrım var. Fakat Alevilerin büyük çoğunluğu Türk. Bu yüzden de Türklük üzerinden hem ülkeye bir aidiyet hissediyorlar hem de e, Türk oldukları için Türklüğün ana çıktığı, daha Kemalist, daha Atatürkçü momentumlarda da sisteme entegre olabiliyorlar Türklük üzerinden. Türk oldukları için. Etnik azınlık daha fazla sorun çıkaran Türkiye için Kürtler ama Kürtlerin de büyük çoğunluğu ezici çoğunluğu Sünni. O yüzden de Kürtler Sünni oldukları için Türkiye'ye aidiyet hissediyorlar, Türk halkına. Bunun dışında Sünni oldukları için sisteme entegre olabiliyorlar. Yani Sünniliğin öne çıktığı işte AK Parti döneminde olduğu gibi Sünniliğin İslam'ın daha öne çıktığı noktalarda da sisteme muhafazakar iktidarlar döneminde özellikle sisteme entegre olabiliyorlar. Yani dışlanmıyorlar. Bu açıdan Türk-Sünni yani Türkiye'de hep özellikle solcuların e, sitayişle bahsettiği bu Türk-Sünni hegemonyası oldukça kapsayıcı. Yani bu hegemonyanın dışında kalan iki azınlık da bir şekilde kenarından kıyısından da olsa e, bu hegemonya, bu sisteme entegre olup e, faydalanabiliyor. Yani o kadar ajitasyonunu yaptıkları kadar dışlanmıyorlar aslında. Neden Nedeni de söylediğim gibi yani Kürtlerin de aslında bu egemenliğin bir parçası olması. Sünni egemenliğinden ötürü. Alevilerin de bu egemenliğin bir parçası olması Türk oldukları için. Yani Türk egemenliğinden ötürü. Yani son tarihte maddi durumu tekrar ortaya koyarsak somut durumu Türkiye bir Türk-Sünni ülkesi. O yüzden MHP'nin ya da Büyük Birliğin iktidar olmasına gerek yok de i̇şte 70'lerdeki milliyetçi cephe hükümetlerinde görebileceğimiz gibi 15 Temmuz sonrasındaki Cumhur İttifakı örneğinde politikalarında görebileceğimiz gibi kendisine Türk milliyetçisi demeyen ya da Türk İslamcı Türk İslam ülkesini tüzüğüne sokmayan partiler de aslında bütün iktidarları boyunca genelde farklı seviyelerde farklı derecelerde de olsa Türk İslamcı diye tanımlayabileceğimiz politikalar izlemek durumunda kalır. Çünkü bu ülke Sünni Türk bir ülke, Türk Sünni bir ülke. Velhasıl İttihatçılığın geri dönüşü aslında son derece olağan. Ama pardon, Türk İslamcılığın e, iktidarda temsil edilmesi, temsil e, gücünün artması son derece o, olan. Ama bunu iddiaçılık kavramıyla karşılamamıza neden olan şey ve Enver Paşa'nın çok özür diliyorum. E, ve Enver Paşa'nın 70'lerde görmediğimiz şekilde yani 70'lerde milliyetçi cephe hükümetlerinde de Türk İslamcılık yani bakın İslamcı yayınlara son derece milliyetçilerdir. Ülkücü yayınlara bakın son derece İslamcılardır. Yani 70'lerdeki bir Türk İslamcı yani Türk ülkücülük nerede başlıyor? İslamcılık nerede bitiyor? Ayrımı yapamazsınız. Ama Enver Paşa mesela 70'lerde bu kadar popüler bir figür değil. Bugün bunun o kadar popüler olmasının iki nedeni var. Yani birincisi 2010'ların başından beri başlayan Türkiye'nin daha doğrusu daha netleşen, görünür hale gelen Türkiye'nin eski imparatorluk coğrafyasında daha fazla görünmeye çalışması. Hem askeri olarak hem başka şekillerde sürekli bir atraksiyon, sürekli bir yayılma iddiasında bulunması yani küresel bir e, iddiada e, bulunması. ve Enver Paşa yani dünyada ayak ba basmamış ayak basılmış yer bırakmayan Enver Paşa gibi bir figürün yani Libya'dan Türkistan'a Orta Doğu'ya kadar her yerde e, savaşmış bir adamın e, bir anlamda bir Türk emperyalizminin bir sembol ismi aslında Enver Paşa bu anlamıyla. Yani devlet yıkıldıktan bile sonra elinde silah almış kıta kıta dolaşıp Müslümanları örgütleyen bir adam. İkinci konu da aslında Yavuz Ağrı Ali sık sık dile getirdiği bugünkü dünyadaki bu sıkışma durum. Yani coğrafya sıkıştı demişti ya bu sıkışma durumundan ötürü radikal kararlar verilmesi gerekiyor. Ve Enver Paşa bir yandan o radikalizmi, gözü karalığı temsil ediyor daha önceki Atsız ve İsmet Özeli karşılaştığım videoda söylediğim gibi. Yani ideolojiden de belki bağımsız bir şekilde gözü karalığı temsil ediyor. Ve düne kadar hayalperestlik olan görülen ve işte bizi mahvetti, şöyle yaptı diye görülen manzaraya insanlar farklı bakıyorlar ve orada radikal kararlar alabilen gözü kara bir insan görüyorlar. Ve artık Enver Paşa İmparatorluğu yıkan biri değil. Ya yani o imparatorluk zaten yıkılacaktı. Ama burada cüretkar, cesur bir karar alıp belki de sömürgeciliği yıkan bir figür olarak görülmeye başladı. Yani dünya koşulları değiştikçe, içinde bulunduğumuz bizi kuşatan dünya değiştikçe bizim tarihe bakışımız da değişiyor. Algılarımız değişiyor. Farklı şekilde görüyoruz. Bu yüzden dün bize hayalperestlik olarak gelen bugün gözü karalık olarak. Dün belki Mustafa Kemal'i gerçekçi diye övüyorduk. Artık bize bazı şeyler gerçekçi değil, korkaklık olarak gelmeye başlayacak. Yani, yani bu tamamen aslında içinde de yaşadığımız dünyanın koşulların değişmesiyle birlikte bizim algılarımız da değişiyor. Bu yüzden Enver Paşa bu kadar fazla öne çıktı. Çünkü Enver Paşa'ya olan bakışımız değişmeye başladı. Yani Türk İslamcılığın dışında bir enverizm fenomeninden, bir iddiaçılık fenomeninden bahsetmemizin nedeni tam da benim sürekli anlattığım bu içine doğduğumuz dünyanın çöküyor olması. Ya da Areloğlu'nun söylediği bu dünyadaki sıkışma hali. Bütün bunlardan ötürü aslında Yavuz Areloğlu'na siyaset yapmasına çok uygun bir Türkiye ve dünya manzarası oldu. Öyle ki aslında bu yeni iddiaçılık diye anlattığım politikaların çoğu söylem, retorik bizatihi 15 Temmuz'dan sonra Erdoğan tarafından altı dolduruldu, öne çıkarıldı. Yani bu da mesela gözden kaçırılıyor. Ben bunu Twitter'da yazmıştım. Mesela Payitaht Abdülhamit dizisi çok meşhurdu ve bunun üzerinden herkes Erdoğan'ı işte eleştiriyordu. Karikatürize edenler vardı o diziyi. Hatta çok yanlış bir şekilde işte İyi Parti'de o Abdülhamit'e karşı bir iddihatçılık damara ortaya çıkıp iddihatçı sloganı söylemeye başlamışlardı. Hürriyet, adalet, müsaade vesaire. Halbuki o iddihat Terakki sloganı değildir. O bir Jön Türk sloganıdır. Hürriyet İtilafçılar da aynı sloganı söyler. Yani Damat Ferit de Ali Kemal de o sloganı söyler. Çünkü o Jön Türklerin ortak sloganıdır ve Fransız Devrimi'nden esinlenmedir. Aydınlanmayı, modernizmi temsil eder. Ama aslında bugün Aydınlanmaya, modernizme uygun bir zemin yok. Bugün dünyada savaş hali. Ve İttihat Terakki'yi diğer Jön Türklerden ayıran şey o savaş halinde aslında uyguladığı İslamcı politikalardı. i̇ttihat İslam politikaları Bu yüzden İttihat Terakki'yi Jön Türklerden ayıran başka bir slogan vardır. Allah Vatan Namus İttihat sloganı. Bu slogan Yavuz Ağrıoğlu'nun da mesela masasının arkasında o fotoğraftaki bayrakta İttihat Terakki bayrağında gösterilir. İttihat Terakki Jön Türklerin içinde olduğu için hem o Fransız devriminden esinlenilen meşrutiyetçi sloganı kullanır. Ama 1913 sonrasındaki işte Mehter Marşları'nın tekrar Enver Paşa'nın Mehter Marşları'nı bestelediği Hilafetin tıpkı aslında 1915'ten sonra Abdülhamit'i politikalar geri dönmüştü. İddiat İslam politikaları, hilafet politikaları. Allah vatan namus iddiat sloganı da onu temsil eder. İddiat terakkiyi karakterize eden slogan budur. Hürriyet, adalet, müsavat değildir. O Jön Türkleri karakterize eder. Ve onun içinde İstanbul hükümeti de vardır. Liberaller de vardır. Ve daha çok liberal bir sloganıdır. Şimdi payitaht Abdülhamit dizisine baktığınızda geleneksel muhafazakar ya da İslamcı söylemden farklı bir manzara görürsünüz. Sadece Abdülhamit'e odaklanırsınız bu manzarayı göremezsiniz. Dizinin Abdülhamit'in karşısında konumlandırdığı ana kötülere, dizinin hedef aldığı villainlara baktığınızda bu değişimi görürsünüz. Normalde biz hep Abdülhamit'in devrilmesini anlatırken İttihat Terakki ve İttihatçıları Enver Paşa üzerinden anlatırdık. Bu yüzden eğer Abdülhamit'i seviyorsanız ister istemez Enver Paşa'ya husumet beslemeniz gerekiyordu. Çünkü sanki Abdülhamit'i e İttihat Terakki devirmişti. Halbuki böyle değil. Abdülhamit dizisiyle bu söylem değişti ve biraz daha gerçeğe uygun hale geldi. Abdülhamit dizisinde Abdülhamit'i devirmeye çalışan işte İngilizlerle irtibat içinde olan Mason locasına üye o kötü dış mihrak yani beyaz Türkler yani bütün İslamcılığın aslında kötü imajının, villain imajının içini dolduran kişiler Enver Talat değildir. Prens Sabahattin ve babasıdır. Yani liberallerdir. İddiatçıları neredeyse hiç görmeyiz. Yani Abdülhamit'i devirmeye çalışan mason, kafir, gavurlar Prens Sabahattin ve babası. Yani hürriyet itilafçılardır. Yani ve o da aslında bugünkü CHP'yi temsil eder. Çünkü bugünkü CHP Kemalist Atatürkçü bir CHP değildir. Yani milliyetçiliği bir kenara bırakan işte bugün kendine postpost post Kemalist diyen, işte ben onlara poz kemer istiyorum aslında ama sivil Atatürkçülük diye anlatılan, milliyetçiliği bir kenara bırakan, HDP ile gayet ilişkisi iyi içinde. Aslında tek amacı batıcılık olan. Yani artık milliyetçiliği de tamamen bırakmış. O yeni CHP'yi anlatır aslında. Bakın Erdoğan ve Erdoğan etrafında adamlar çok zeki. Yani muhalifler bunu e, anlayamıyorlar. O yüzden İyi Parti saçma bir şekilde iddia terakkiyi öne çıkardı. Halbuki bugün Erdoğan iddia ile hiçbir sorun yok. Erdoğan bizati enverizmi teşvik ediyor. Çünkü Erdoğan'ın karşısında Kemalistler yok. Erdoğan karşısındaki ne Ekrem İmamoğlu, ne Ezgi Özel, ne CHP Kemalist değil. Bugün Hürriyet İtilaf 2002 AK Partisi'ni temsil eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun da açıkça bunu söylediği biz eski AK Partiyiz dediği yeni CHP'dir. Bu yüzden de Payitaht Abdülhamit'in kötüsü milliyetçi iddia terakki değil, liberal hürriyet itilaftır Prens Sabahattin'dir. Ve payitaht Abdülhamit'ten hemen sonra çekilen Mahsusa dizisinde mesela biz iddiaçıları görürüz ve gayet müsbet bir şekilde iddiatçılar anlatır. İmparatorluğu kurtarmak için koşuşturan Müslüman vatanseverlerdir iddiatçılar. Yani bugün tam aslında benim Twitter'da uzun süre bir tarihçi olarak Argüman tatif bir şekilde anlatmaya çalıştığım şey yıllardır Erdoğan tarafından propagandası yapılan bir olay. Ben sadece bunun bir daha akademik bir altyapısını anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bu aslında eski anlatıya göre daha doğru. Ama Erdoğan daha doğru olduğu için yapmıyor bunu. Tabii. Siyaseten daha doğru kullanışlı olduğu için. Ve bu da aslında Türkiye'deki yeni durumu anlatıyor. Yani Erdoğan'ın Abdülhamit'le de sorunu yok, İttihat Terakki'yle de sorunu yok. Mustafa ile arasındaki mesafeyi kapatırken bile onu işte kalpaklı, savaştı, İstiklal harbindeki Mustafa Kemal olarak kabul edecek. Ki Mahsusa dizisinde biz Mustafa Kemal'i görüyoruz. Enver'in yanındaki Yakup Cemil seviyesinde bir mücahit aslında Mustafa Kemal. Gayet samimi bir vatansever gidiyor, Arapları örgütlüyor. Omuz omuza onlarla kafirle savaş. Şimdi haliyle e, siz karşınızdaki ne ve bugünkü Türkiye'nin durumunu anlamadan siyaset yapamazsınız. Daha Payitaht Abdülhamit dizisinde bile şey anlaşılmıyor yani. Erdoğan'ın 15 Temmuz sonrasında nasıl bir Türkiye dizayn etmeye çalıştı? Hala eski kafayla düşünüyor. İyi Parti'nin kaybetme nedeni buydu. Şimdi bu nedenle Areloğlu eğer sadece kendisi yani olduğu kişi olmayı becerebilirse ve bunu sürdürebilirse önü çok açık. Bilhassa bu seçimlerden sonra daha da önü açıldı. Çünkü Cumhur İttifakı çözülüyor. Bilhassa da Cumhur İttifakının merkezinde yer alan Ak Parti çözülüyor. Bu yüzden zaten Yavuz Areloğlu'nun artık merkez siyaset yapma işte tarafların ortasında durma çabasını bir kenara bırakması gerekiyor. Bir kere bu yapılabilecek bir şey değil. Bunun bunun bir safsatı olduğu İyi Parti ile ortaya çıktı. Yani merkez parti diye bir şey yoktur. Yani merkez sol ya da merkez sağ vardır. Eğer bir merkez parti olacaksa. İkincisi merkez parti olmak sanıldığının aksine depolitik, liberal olmayı da gerektirmez. Pekala ideolojik merkez partiler vardır. Örnek veriyorum AK Parti bugün aşırı sağ bir parti değil. AK Parti hala merkez bir parti. Yüzde otuz beş oy alan aşırı sağ parti olmaz arkadaşlar. <laughs> Örneğin Doğru Yol Partisi çok aşırı milliyetçi söylemleri olan bir partiydi ama bir merkez parti saydık onu. Yani farklı kitleleri bir araya getirebiliyorsanız merkez parti olabilirsiniz. Bu yüzden merkez parti olmak için depolitik olmak, liberal olmaya gerek yok. Yani bunun başarısızlığın Deva Partisi'nde rahatlıkla görebilirsiniz. İyi Parti'de de görebilirsiniz. Şimdi son seçimlerden sonra ne oldu? Son seçimlerden sonra aslında bir süredir olan AK Parti'nin çözülüşünün devam ettiğini gördük. Ki ben bunu daha önce 2023 seçimlerinden sonra söylemiştim. Yani AK Parti zafer kazanmasına rağmen AK Parti'nin oylarılığı gerilemişti ve gerilemeye devam edecek dedim. Ne yaparsa yapsın. Hani %25'e kadar gerilecek bu oylar. Oradan sonra dağılıp dağılmayacağı Erdoğan'a bağlı. Yani onun AK Parti politikasının ne olacağına bağlı. Ama %25'e kadar gerilecek bu. Yani en azından o banda kadar gerilecek. Fakat bunun karşısında yani AK Parti gerilirken sağ blok tamamen paramparça olmuş. Çok fazla parti ortaya çıkmış. İşte yeniden refah ortaya çıktı. MHP var. Büyük Birlik bile Sivas'ı aldı. Birçok ilçe belediyesi aldı. Böyle bir durumda bunun karşısında sekülerlerin ise tamamen bir parti tarafından toparlandığını görüyoruz. Yani sağda bir parçalanma varken solda bir bütünleşme var. CHP, İYİ Parti ve HDP tabanını yuttu. Yani bugün hem HDP'nin hem İYİ Parti'nin partilerin İkinci parti CHP. Bazı noktalarda kendi partilerine rağmen bile CHP verebilirler. Yani bazı durumlarda birinci parti bile olabilir. Bu yerel seçimde gördüğümüz gibi. Yani hem İyi Parti hem HDP İstanbul'da aday vermesi çıkarmasına rağmen iki parti seçmeninde çok fazla seçmen olmasına rağmen İstanbul'da CHP'nin adayı. Şimdi böyle bir durumda sizin artık Yavuz Ayrıoğlu'nun ya da başka herhangi birinin yani soldan gelen biri için bile geçerli CHP'den Atatürkçülerden oy alma ihtimaliniz yok. Yani Atatürk çülükle İslamcılık arasında ya da sekülerlikle muhafazakarlık arasında bir orta yol bulalım çabası mevcut koşullara uygun bir çaba değil. Yani ben Araleoğlu'nda ve onun etrafındaki ekiplerde bunu görebiliyorum. Yani özellikle Yavuz Araleoğlu büyük birlik çizgisinden geldiği için sürekli onu İslamcı olmakla suçluyorlar. Ve is, o da İslamcı olmadığını kanıtlamak için ya işte son videoda gördüğünüz gibi liberal, depolitik. Yani çünkü İslamcı çok aşırı bir ideoloji. Onu ya liberalizmle liberal işte böyle liyakat söylemleriyle ki o videodan da bahsedeceğim. Bence korkunç bir videoydu. Böyle dengelemeye çalışıyor. Ya da Atatürk'e sadece İslamcı değil ortalama bir sağ seçmeni de rahatsız edecek bir vurgu da bulunuyor ve bir ortalama bir Türk sağcısını rahatsız edecek bir Atatürk portresi kurmak zorunda kalıyor. Ne demek istiyorum? Yani AK Parti ortalama bir AK Parti'nin ya da ortalama bir sağcının Atatürk'le bir İslamcı gibi sorunu yoktur. Bu doğru. Fakat burada Atatürk'den ziyade aslında Atatürk ikonları vardır. Yani farklı Atatürkler vardır. Atilla'nın dedi o. Hangi Atatürk? Yani kalpaklı Atatürk ve şapkalı Atatürk farklıdır. İkisi de fark etmez diyemezsiniz. Eğer şapkalı Atatürk resmi asmakla, yani örnek veriyorum odanıza ya da parti binasınıza şapkalı bir Atatürk'ü ya da işte kasketli bir Atatürk'ü asmakla kalpaklı bir Atatürk kalpaklı bir Mustafa Kemal Paşa fotoğrafı arasında bir fark olmasaydı tarihin hiçbir döneminde Türk sağı diye bir şey ortaya çıkmazdı. Türk sağı bu aradaki farktan doğdu. Yani Demokrat Parti ile CHP arasındaki fark bu. Demokrat Parti siyasal İslamcı bir parti değil. Ama Demokrat Parti Mustafa Kemal'in Türkçe eleştirdiği aslında döndüren bir parti. Bu bir fark. Yani tutup siz Türkçe ezanla Arapça ezan arasında fark yok demeniz ne kadar absürt olursa Kalpaklı Atatürk'le Şapkalı Atatürk arasında ya da Mustafa Kemal Paşa demekle Gazi Paşa demekle Atatürk demek arasında bir fark yok demeniz de o kadar absürttür. Fark var. Bu fark bizatihi Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi Demokrat Parti farkını yaratır. Yani. yani böyle bir fark olmasa Türk sağ diye bir şey hiç ortaya çıkmaz. Bazı arkadaşlar da şöyle bir düşünce var. Halkın Atatürk'le bir sorunu yok. Doğru. Ama ikonlar farklı bir şeydir. İkonlar sizin kimliğinizi belirler. Yani kimlikleri yok sayamazsın. Sağ ve sol diye bir şey var. Muhafazakarlar ve ata sekülerler diye bir ayrım var. Yani AK Parti tabanı Atatürkçü değil. Öyle olsaydı AK Partili olmaz. Evet belki hepsi İslamcı değil. Ama Atatürkçü de değiller. Ve Atatürkçülere, İslamcılara Atatürkçülerden daha yakınlar. Açık bir şekilde. O yüzden AK Parti'ye oynayalım. Mesela Zafer Partililerin Yavuz Ayraloğlu'nun üzerine çok geldiği bir noktada mesela bir tweet atmıştı Areloğlu Ve onun sonunda Areloğlu'na çok sempatiyle bakan benim birçok AK Parti arkadaşlarımı rahatsız eden bir cümle kullandı mesela. Atatürk'le ilgili işte tam hatırlamıyorum ama mealen işte Türk milletinin bağımsızlığını borçlu olduğu atası gibi bir ifade kullandı. Şimdi bu ifade sadece İslamcıları değil ortalama bir sağcıyı rahatsız eder. Yani Menderes'ten Demirel'e, Özal'a kadar bütün Türk salonunun ortaklaştığı yer Türk milletinin bağımsızlığını istiklal Harbi'ni bir kişiye endeksleyemezsiniz. Atatürk, Türk'ün atası değildir. Yani bu sağcıların üzerinde mutabakatı olan bir şeydir. Çünkü ona Türk'ün atası dediğinizde Fatih Sultan Mehmet'i, Yavuz'u, Kanuni'yi, Alparslan'ı Atatürk'ten daha önemsiz bir hale sokarsınız. Halbuki bütün Türk sağının üzerinde ortaklaştığı konu bütün bu isimler Mustafa Kemal'den daha büyüktür. Ha Mustafa Kemal de büyüktür. Burada yani Mustafa Kemal'e bakışta İslamcılarla muhafazakarlar ayrılır. İslamcılar Mustafa Kemal'i sevmezler. Muhafazakarlar ya yani hatalarıyla, günahlarıyla ne olursa olsun o İstiklal Harbi'nin komutanıdır derler ve onu çerçevelerler. Ama ne Demokrat Parti'de ne Özal'da ne Anap'ta Türk'ün atası, Türk'ün varlığını olmasaydın olmazdık gibi bir söylem bulamazsınız. Ya yani bu konuda bir fark olmasaydı eğer diyorum Türk sağ diye bir şey hiç ortaya çıkmaması gerekiyor. Bu yanlış bir şey. O yüzden İslamcı olmadığını sürekli kanıtlamak için Atatürk'e gereğinden fazla vurgu yapması ya da son videoda olduğu gibi bir anda sanki bir deva partiliymiş gibi davranması büyük bir hata olduğunu düşünüyorum. Bunları yapmasına gerek yok. ARL olduğu kişi olduğunda, bunu koruduğunda bütün Anadolu ARL bekliyor şu an. Şimdi burada tane tane tekrar toparlarsam söylediklerim. Birincisi merkez sağ ile merkez sol arasında merkezde yer alma iddiası yanlış. Yani yanlış bir stratej. Aralioğlu'nun açıktan sağcı olması gerek sağcıyım desin demiyorum. Ya da ben sağcıyım, solcu değilim, solcular ölsün gibi bir şey söylemiyorum. Ama söylemlerini ve politikalarını belirlerken milliyetçi muhafazakar hatta durması gerekiyor. Çünkü karşı tarafta CHP arkasında rüzgarı almış dört nala geliyor. Ya Anadolu'ya bile girdi. Yani böyle bir yerde Atatürkçülerden oy alma ihtimali... Ee, yani Ağrelioğlu'nun kuracağı parti Trabzon'u Rize'ye alır ama İzmir'i alamaz. Konya'yı alır, Sivas'ı, Erzurum'u alır ya da orada yüksek oy alabilir ama İzmir'i alamaz. Alevilerden Erdoğan'ın aldığından çok daha fazla oy alma ihtimali olduğunu düşünmüyorum Ağrelioğlu'nun partisi. Nedeni de basit. Aleviler 50 yıldır CHP'ye yatırım yaptılar. 50-60 yıldır. Belki Cumhuriyet'in başından beri. Ve ilk defa bilmem kaç yıl sonra CHP'nin iktidar olma ihtimali oldu. Oyu yüzde 40'a yaklaştı. Kendinizi bir Alevi'nin ya da Atatürk'ün yerine koyun. Yani 50 yıl bu partiye yatırım yapmışsınız ve ilk defa bu parti iktidarı belki tek başına alma ihtimali ortaya çıkmış. Sizce başka bir partiye verir misiniz? Bir sağcıya, bir ülkücü. Yani ne kadar vatansever olursanız olun, milliyetçi olursanız olun, HDP ile işte ilişki kurmasına rahatsız olursanız bir şekilde vicdanınızı rahatlatacak bir bahane bulursunuz. Yani çözüm sürecinde de AK Parti'nin bütün tabanı AK Partiler çok mu memnundu zannediyorsunuz çözüm sürecinde? Hayır. Ama yıllardır bu partilere yatırım yapmışlar. Ve ilk defa rahatlamışlar. Askeri vesayet yıkılmış. Tepenizde demokrasinin kılıcı olmadan iktidar olmuş. Ve bir şekilde vicdanlarını rahatlatacak bahaneleri buldular. CHP'liler de bulacak. Buluyorlardı. Yani CHP'lileri geçtim. İyi partililer bile buluyor. Yani bu konuyu da söyleyeyim. Yani Ağar bugün İyi Parti tabanından daha çok AK Parti tabanından destek var. Ki bence bu videonun ortaya çıkardığı ve bu video sonucunda ortaya çıkan tartışmalar da bunu gösteriyor. Ve aslında Yavuz Ali izlemesi gereken yolu da gösteriyor. Ben bu açıdan bu videonun ya, ki korkunç bir video. Yani kim hazırladıysa bence onunla tamamen ilişkisini kesmeli. Aralı hatta bence bu bir kumpas ya da komplo da olabilir. Yani bu kadar kötü hazırlanamaz bir video. Yani ben ilk başta sadece Özgür Demirtaş gibi adamlar var diyordum. O bir şey yapmış. Hani öfkelenmeyeyim diye izlemedim. Sonra Dücane Celal Şengör gibi adamlar. Yani bu adamlar sosyal ablukaya uğraması gereken, toplumdan dışlanması gereken, cüzdanlı muamelesi görmesi gereken kişiler olduğunu düşünürken e, Mata sanki bir kanaat önderiymiş gibi. Yani bu videoyu kim hazırladıysa bence yani onunla bütün ilişkisini kesmeli. Yani ya o adam aptal ya da art niyetli. Ama gel gör ki ben bu videonun ve bu video sonucunda ortaya çıkan tartışmaların şuna benzetiyorum ve aslında Yavuz Aralioğlu'nun kuracağı partinin ve Aralioğlu'nun bu İyi Parti'den ve Meral Akşener'den farkını gösteren ve neden Arelo'nun başarılı olmasının yolunun benim bu burada anlattığım çerçeve olduğunda bence en net bir şekilde gösteren bu video biraz bana çıkardığı tartışma itibariyle İyi Parti'nin Ömer'in Yolu diye çektiği bir reklam filmi vardı. Şimdi İYİ Parti içerisinde de benzer tartışmalar vardı. Yani AK Parti tabanına doğru mu açılım yapalım? Yani muhafazakar açılımı mı yapalım? Yoksa CHP tabanına doğru mu açılım yapalım? Daha Atatürkçü mü görünelim diye bir tartışma vardı. Ömer'in yolu biraz İyi Parti içerisindeki muhafazakarların yaptığı bir reklamdı. Ve seküler milliyetçilerden o kadar tepki aldı ki geri adım atmak zorunda kaldılar. Ve bunu toparlayabilmek için Ömer'in yolu bir reklamından sonra İyi Parti hep tonunu daha İslamofobik, daha muhafazakardan uzak, daha Kemalist, daha neo Kemalist bir hale soktu. Ve gitgide Atatürkçü bir partiye dönüştü. Ve sonunda başarısız oldu. Çünkü diyorum bugün Atatürkçülüğü CHP'nin elinden alamazsınız. Yani CHP'den daha Atatürkçü olayım Atatürkçüler bana oy versin. Hayır Atatürkçülerin partisi CHP. Yıllardır bu partiye oy verdiler. Tıpkı İslamcıların AK Parti'ye oy vermesi gibi hoşlanmadıkları bir şey yaptığında bile bunu tevil edeceklerdir. Evet. Ama o videonun İyi Parti'de şöyle bir yeri oldu. İyi Parti içerisindeki sekülerlerin elini güçlendirdi. Tabandan gelen tepki. Çünkü İyi Parti'nin tabanı AK Parti'den daha ziyade CHP yakın insanlar. Ama Yavuz Areloğlu'nu bekleyen kitle İyi Parti tabanından ziyade kıyılarda kümelenmiş seküler Atatürkçü bir taban değil. Areloğlu'nun beklenen istediği kadar şey diyebilirsiniz. Ya yani biz bütün kesimleri açıyoruz, şüphesiz bütün partiler bunu söylüyor. Ama bugün Areloğlu'nun aslında Kara Budun bekliyor. Yani Sünni Türkler bekliyor. Bu yüzden o videoya en çok tepkiyi gösteren Ak Partililer oldu. Çünkü bugün Ak Parti çözülüyor ve Ak Partiler yeni bir parti arıyor Ağrılıoğlu iyi partilerden bir oy alma ihtimali varsa AK partilerden 5 oy alma ihtimali var. Bu yüzden Ağrılıoğlu bütün kesimlere açığım dese de yüzünü mutlaka AK Parti tabanına dönmeli. İyi Parti ya da CHP tabanına. Bazı arkadaşlar bunu Ağrılıoğlu'nu büyük birlik çizgisine sıkıştırmaya çalışmak olarak görüyor. Videonun başından anlattığım gibi büyük birlik çizgisi diye anlatılan Türk İslamcılık belki bugün Türkiye'de tabanı en geniş ya da tabanı en hızla genişleyen ki ideolojik tutum. Eğer bugün 2002-2007 arasındaki 2009 arasındaki Muhsin Yazıcıoğlu bugün yaşasaydı emin olun %1 oy almazdı. Çok daha yüksek bir oy alırdı. O yüzden Aralioğlu böyle şeriatçı, anti Kemalist, İslamcı olsun demiyorum. Olduğu kişi olsun. Türk İslamcı olsun, yani bunu bu şekilde ifade etmese de söylem ve stratejilerini bunu gözeterek kursun. Ve Mustafa Kemal'le, Kemalizm'le, Atatürk'le uğraşmasın. Aynı 2002-2009 arasındaki gibi iktidara daha ahlakçı, ahlaki bir söylem üzerinden eleştiri getirsin. Zaten Anadolu onu bekliyor. Bu nedenle ona yönelik İslamcı ithamlarına kulak asmasın. O ithamları yapanlar zaten ona oy vermeyecekler. Yani bugün Atatürk'ü Enver Paşa'nın önünde tutan ya da e, seküler değerleri, laikliği İslam'ın önünde tutan biri milliyetçi olsa dahi emin olun CHP'ye oy verir. Yani çünkü CHP'nin şu an AK Parti'yi devirme ihtimali. Ve %40'lık bir kesime ulaşmış. Bunun karşısında ise Anadolu'da endişeli bir Türk sünni çoğunluk var. CHP'den endişeli, HDP'den endişeli. Böyle bir yerde aslında Türk sünni kimliği temsil eden ahlaklı, hitabeti iyi biri zaten bütün Anadolu'yu peşinden koparıp götürecektir. Yani koşullar ona çok uyarlıdır. O yüzden o meşhur ikonik fotoğrafında Yavuz Ağreloğlu'nun olmuştu, işte, arkasında Enver Paşa'nın fotoğrafı, Allah Vatan Namus yazan e, eski harflerle bunların yazıldığı o fotoğraftaki ikonlar bugün emin olun e, Atatürkçü ikonlardan daha popülerdir. Daha popüler olmasalar bile tekrar söylüyorum Atatürkçü ikonları benimseyenler zaten Ağreloğlu'na oy vermeyecekler. Yani bu Ağreloğlu önemli bir figüre düşe, dönüşecekse... Enverizmin bayraktarlığını yaparak dönüşecek. Kemalizmindeki. Ve şunun da altını çizmek istiyorum. Bugün bizim Enverizm ya da yeni iddiaçılık diye anlatılan şey bizatihi Erdoğan'ın oluşturduğu ve toplumda kabul gören bir anlatı. Bu nedenle ben açıktan şu ifadeyi de kullanıyorum. Yavuz Ayrıoğlu 15 Temmuz sonrasında Erdoğan'ın pişirdiği aşı bence afiyetle yemeli. Hiç bundan utanmadan, gocunmadan. Ya da onun kestiği ortaya gelişine vurup golü atmalı. Ona yönelik hani işte Arapçı, İslamcı şu bu eleştirilere bu kadar kulak asıp e, asmasına gerek yok. Yani onu dengelemek için daha liberal ya da daha Atatürkçü gözükmek için bir çabaya girmesine de gerek. Yani bugün zaten Anadolu açık bir şekilde onu bekliyor. Yani toparlayacaksak şunu söyleyebilirim. Erdoğan'dan daha Atatürkçü Bence olmamalı. Yani Erdoğan'dan daha Atatürkçü olmamalı. Yani baktığınızda Erdoğan'ın da son 5-6 yıldır söylemlerine bakın Atatürk'le kavga etmez. Hatta Mustafa Kemal'i, Atatürk'ü ön plana çıkaran söylemler. Ama dedim ya onu bir devrimci Atatürk'ten ziyade İstiklal Harbi'nin bir komutanı olarak. Yani kalpaklı Mustafa Kemal'i, Mustafa Kemal, Kemal Paşa'yı ön plana çıkar. Bundan daha... E Atatürkçü olması. Yani tutup İslamcı olsun da değil mi? Yani videonun başında söyledim ya olduğu kişi olsun. Yani olduğu kişi olduğunda şu an aslında tarih onun ayağına geldi. Ama bu somut durumu böyle tahlil etmek gerekiyor. Bunu yapmadığınızda yani aslında çok sığ suda boğuluyorsunuz. Yani çünkü gereksiz panik oluyorsunuz. Sosyal medyadaki bazı insanların işte operasyonlarında şuna buna çok gereğinden fazla bence ciddiye alıyorsunuz. Maddi durumu doğru tahlil ettiğinizde daha iyi ayağınızı yere basabileceğiniz için dış etkilerden de daha az etkilenirsiniz. Böylelikle böyle savrulmalarda yaşanmaz. Yani kısaca böyle bu videoyu bitirim. Başka şeyler de söyleyecektim ama şimdi biraz olayın şeyle ateşiyle unuttum. Bir de uzun süredir video çekmemişim, biraz hamlamışım. Hatırlarsam belki bir video daha çekerim. Söyleyeceğim şey bu, yani bunu bir süredir gözlem gözlemliyordum zaten. Yani bu video yine son videoyu beklemiyordum açık söyleyeyim. Ama yani Tekrar edeyim yani bu videoya gelen tepkiler dikkat edin AK Partililerden geldi. Ve o AK Partililer aslında Ağrı sempati duyan ve ona oy verme ihtimali olan partiler. İyi Parti'nin Ömer'in yolu videosuna ise seküler Türkçülerden tepki gelmişti. Çünkü İyi Parti'nin tabanı büyük oranda seküler Türkçüydü. Ve sekülerseniz sizin ikinci partiniz CHP'dir. Muhafazakarsanız AK Parti'dir. Yani bu kadar basit lazım. Yani bu videonun çıkardığı tartışmalara baktığınızda aslında Yavuz Arayaloğlu'nu bekleyen sosyolojinin, kesimin ana odağını Cumhur İttifakı seçmeni oluşturduğunu görüyorsunuz. Bu da e, nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği ile ilgili bence e, çok açık semptomlar veriyor size. E, doneler veriyor. Onu görebilmek yani burada önemli. Bunun da bu açıdan da bu videonun böyle bir hayra vesile olabileceğini düşünüyorum. Yani Ömer'in yolu videosu iyi Parti'yi muhafazakarlara bir açılım yapmaya çalışırken aslında kendi tabanının seküler olduğunu fark edip hep daha fazla seküler e, stratejiler izlemesinden dolayı olmuştu. Evet, belki işe yaramadı bu. Ama dediğim gibi seküler e, politikaların, seküler kimliğin bugünkü taşıyıcısı CHP ve CHP çözülmüyor. Yani her şeye rağmen çözülmüyor neden ayrı bir konu. Çözülmüyor ve gitgide büyüyor. AK Parti ise çözülüyor. Ve çözülmesi devam edecek. Yani bugün CHP çözülse yani aynı anda hem CHP hem AK Parti çözülse arada merkezde durmaya çalışabilirsiniz. Ama sadece merkez sağ çözülürken ya ben sadece solcu olmayayım ortada liberal olayım diyemezsiniz. Yani gümbür gümbür gelen bir CHP var. Yani bu seçimde yüzde 40 aldı. Bir sonraki seçimde onu yüzde 10'a yüzde 20'ye iteriz gibi bir düşünce gerçekçi işte. değil. Burada çözülen merkez çözülen Cumhur İttifakı. Ve aslında bu videoya gelen tepkiler de Ömer'in yolu videosuna gelen tepkilerle tam farklı. Bence aynı Ömer'in yolu nasıl ki İyi Parti içerisinde muhafazakarları açılmaya, AK Parti tabanına açılmaya, savunan insanların elini zayıflattı. Ve daha seküler olanların, bakın bizim tabanımız seküler bizim tabanımız Atatürkçü. Biz buraya oynamalıyız deyip onu daha böyle Jön Türkçü bir noktaya savurduysa bence bu videoya gelen tepkiler sonucunda da aslında e, bekleyen sosyolojinin İyi Parti'den farklı olarak e, CHP ya da İyi Parti'ye değil AK Parti'ye, AK Parti tabanına yakın olduğunu, Areloğlu'nu Sünni Türklerin beklediğini gösterecek ve bu defa e, Jön Türkçü politikaların değil belki de daha aslında e, anlatmaya çalıştım bu yeni iddiaçı politikaların söylemin benim sendi e, bir yere doğru gidecek yani burada ortada yer almak çok mümkün değil yani bugün işte sivil Atatürkçülük diye anlatılan ya da post Kemalizm ya da post post Kemalizm diye anlatılan bir taraf var. Bugün CHP'nin temsil ettiği yavaş yavaş Ekrem İmamoğlu ile birlikte bir lider, karizmatik bir lidere kavuşmuş bir kesim var. Bunun karşısında tamamen parça pinçik olmuş bir e, Türk sağ var. Burada dört nala gelen bu CHP rüzgarının karşısında set olacak ve Türk İslamcı milliyetçi cepheyi toparlayacak bir e, siyasete ihtiyaç var. Ama şunun altını çiziyorum. Milliyetçi cephe dediğim şey aslında milliyetçi mukaddesatçı cephe. Yani seküler Türkçülerle Türk İslamcıları barıştıramazsınız. 70'lerdeki milliyetçi cephe aynı zamanda İslamcıydı. Aynı zamanda mukaddesatçıydı. Bu yüzden siz söylemde ne kadar bütün kesimlere açık deseniz de söyleminizi ve kullandığınız ikonları ve siyasetleri öyle belirlemelisiniz ki bu açıkça milliyetçi mukaddesatçı olmalı. Muhafazakar olmalı. Mevcut koşullar sizi buna zorluyor. Yani sizin büyük birlik çizgisi dediğiniz çizginin bugün çok fazla alıcısı var ve buna ihtiyacı var sağ. Buna sağın ihtiyacı var ve sağcı olmak zorundasınız. Yani Çünkü sekülerler, Atatürkçüler dediğim gibi yani anıt Anıtkabir'e giden insanların büyük çoğunluğu yıllardır CHP'ye yatırım yaptılar ve ilk defa iktidar olma ihtimalleri var. Yani böyle bir yerde yani diyorum karayolunu getirseniz, Selahattin Demirtaş CHP'nin başına getirseniz vazgeçmeyecekler CHP. Vazgeçenler olur ama bunların genel oyda çok bir karşılığı olmayacaktır. Bu yüzden aslında Yavuz Arol'un yapması gereken tek şey olduğu kişi olmasın. Yani o ikonik fotoğraftaki kişi olmasın. Bunu yaptığında zaten bütün Anadolu ona bekliyor. Yani ben buradan kısaca bunu söyleyebilirim. Bu da Yavuz başkana açık mektup, açık videom olsun. <laughs> Şimdilik böyle bakalım belki bir seçim analizi de Gerçi aslında burada seçimleri de analiz etti.